Yılın artık son güneşli günleri ve bu güneşten nasiplenmek için babamla birlikte geziyoruz. Elektrik öğretmeniyim ve bizim öğrencilerimiz işletmelerde staj yaparlar. Aslında onun adı işletmede beceri eğitimidir, işletmede mesleki eğitimdir. Yani bir eğitimdir, eğitimin devamıdır. Son dönemde işletmelere gittiğimizde yetkililerle yaptığımız sohbetlerin ana konusu gençler çok kötü. Değerli abim, yine bir öğretmen arkadaşımın başından geçen bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Fabrikaya öğrenci koordinasyonu için gitmiş. Fabrikanın insan kaynakları yetkilisi demiş ki, hocam öğrencinizin işletmemizle ilişkini kesiyoruz, okulunuza geri gönderiyoruz. Neden diye sormuş. Kapıda bizim öğrenciyle fabrika müdürü karşı karşıya gelmişler ve bizim öğrenci fabrika müdürüne omuz atıp geçmiş. Demiş ki, kim bu? Demişler, stajyer. Gönderin demiş okuluna. Arkadaşım demiş ki, müdürünüzle bir de ben görüşebilir miyim? Müdür beyle görüşüyor. Müdür bey evet diyor, gençliğin hali kötü. Bunları isterseniz doğrayalım, yok edelim demiş. Bunları demiş, yok edelim. Ve demiş, siz de ben de hanımlarımızı yatağa tekrar davet edelim. İkimiz de 50 yaşının bayağı üstündeyiz. Yapabilsek bile, olsa bile yeni birer çocuk dünyaya getirsek de bu çocukların bu yaşa gelip yetiştiğini ikimiz de göremeyeceğiz muhtemelen demiş. Evet demiş, elimizdeki malzeme bu ve insan öğrenebilen bir varlıktır ve bizim işimiz de bunları yetiştirmek. Anlatabildim mi demiş. Müdür de tamam hocam, öğrenci kalsın demiş. Evet, son dönemde çok sıkça dert yandığımız konu. Gençlik ne oluyor? Gençliğin haline, gençlik çok kötü. Gençlere sorduğumuzda ise gayet normal geliyor kendilerine yaptıkları davranışlar veya içinde bulundukları durum. Belki de onlar haklılar, bilemiyoruz. Ama şöyle bir şey var. Bizim gençlikle olan kuşak farkımız bizim babalarımızla olan kuşak farkından çok ama çok daha büyük. Çok daha arada uçurumlar var. Çünkü bilgi çağında yaşıyoruz ve artık iyiye de maalesef kötüye de çok çabuk ulaşabiliyorlar, çok çabuk öğrenebiliyorlar. 22 yılımı öğrencilerin hayatlarına dokunabilmekle, onların hayatlarına dokunmak, onlara bir şey anlatmakla geçirdim. Ama sadece bunlar bizim işimiz, bizim görevimiz olmamalı. Sizlerden ricam, iş yerinizde stajyerleriniz mutlaka vardır. İşte sağdan sola giden, dolaşan, miskin miskin oturan, iş yapan stajyerleriniz mutlaka vardır. Sizlerden ricam, biraz zaman ayırın. Müsait olduğunuz bir zamanda onları yanınıza çağırın. Gel bakayım oğlum, gel bakayım kızım. Ne yapıyorsun? Sen kimsin? Tanıt. Onlarla sohbet edin. Siz kendi hayatınızda yaşadığınız tecrübelerinizi onlara aktarın. Onların geleceğe dair hedefler koymasında sizler de bir parça onlara, ne diyeyim, abilik edin veya onlara büyüklük edin. Çünkü buna ihtiyaçları var. Onların önümüzdeki yıllarda, hayatlarının önündeki dönemlerde ne yapmak istedikleri, ne yapmaları gerektiğini, nasıl başarıya ulaşacakları konusunda onlarla sohbet edin. Evet, bu biraz size zaman kaybı olacaktır. Ama inanın, geri dönüşü ve katma değeri çok ama çok daha büyük olacaktır. Sizlerden ricam bu. Lütfen siz de gençlerin, geleceğimizin, ki onlar bizim geleceğimiz, hayatlarına dokunmaya çalışın. Herkese iyi günler.